Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet golf göstereceğim. Daha önce oynar göbek volantı değişmiş. Spada titreme var. Bununla alakalı size bu videoda gerçekten çok keskin ve net bir bilgiler vereceğim. Bu video eminim ki 1.9 kedi kullanan veya golf veya jet de kullanan ve oynar göbek volantı, kütleli volantı sahip bir araç kullananlar için gerçekten önemli bir bilgi. Sinan abi marşa basabilirsin. Şimdi ilk önce size olan biteni bir ses olarak dinletiyorum. Bu duymuş olduğunuz kütleli volantın sesi. Fakat buna neler etki yapabiliyor? Sadece volantı değiştirdikten sonra olay bitiyor mu, bitmiyor mu? Bunları sizlerle bu video içerisinde paylaşacağım. Şimdi aracı sıcak ve sıcak olduğu halde bu hatayı veriyor. Bazı araçlarda bu soğukken yapıyor. Fakat ısındığında bu hatayı vermeyebiliyor. Ama ilerleyen kısımlarda da daha fazla bozduğunda bu hatayı sıcakken de alabiliyorsunuz. Yani bu volant, oynar göbek volant, kütleli volant hatasını alabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, aracım kalkış yaparken, bunu sizlere şu an hissettiremediğim için, kalkış yaparken şöyle bir vurma, kekime gibi hatalar yapabiliyor. Üçlü combo yapacağız bu arabaya. Üçlü kombonun ne olduğunu zaten videonun ilerleyen kısmında sizinle paylaşacağım. Diyorum biz bismillah deyip şanzımanı sökeceğiz. Şimdi nazası yatıracağız. Yani soğuması gerekiyor. Çünkü şanzıman kısmı bayağı bir sıcak. Soğuduktan sonra yerinden alacağız. Bir de volantı canlı canlı boşluğunu ve arızasını sizlerle paylaşacağım. Diyorum videonun ilerleyen kısmını. Ben de merakla bekliyorum. Eminim sizler de. Hadi bakalım. Evet, şanzımanı yerinden aldık. Şimdi bu videonun altına gelip birçok arkadaşımız şunu söyleyecek bizlere. Diyecek ki abi sen niye sökmeyi göstermiyorsun? Kanalımı biraz incelerseniz hemen şöyle şanzıman nerede? Bunun hem filtre değişimini, hem bunun değişimini, hem buradaki kavrama değişimini, hem de nasıl söküldüğünü defalarca kez çektim. Kanalın diğer videolarına girip arkadaşlar bunları görebilirsiniz. Şu anki bahsedeceğim şeyler tamamen kullanıcıları ilgilendiren şeyler. Yani bunu çevre cıvatalarına dahi nerede olduğunu, işte hangi vites halatını sökülmesi gerektiği hepsi kanalın içinde var. Bunu öncelikle söyleyeyim. Hani o videoları izlemeden gelip buna ya abi sen bunu sökmesini göstermiyorsun vesaire. Zaten az buçuk şöyle şuranın bir fotoğrafını çeken ve şu aksı sökmesini bilen bir adam buralar arkadaşlar parçalar. Yani söker alır. Önemli olan bu değil. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Volantı görüyorsunuz. Bunu hangi ustaya gösterirseniz gösterin. Volant dönmüş ve arızalı der. Zaten marş sesini de sizlere bahsetmiştik, gösterdik videonun en başında. Şimdi volantın tehlikeli bir arıza açtığını nasıl sizlere anlatabiliriz? Onu 3 aşağı 5 yukarı anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın şurada marşın dişlisi var. Marşın dişlisi direkt arka taraftaki, yani bu kütleli volant, önce ondan bahsedelim ki iyice kafanıza otursun. Şurası oynuyor ama marşın şu kısmı oynamıyor, görüyorsunuz. Şimdi marş buradan direkt vurduğu zaman marş motoru çevirmeye çalışıyor. Şurada da freze dişleri var. Bu da şanzımanın içini çevirmeye çalışıyor. İşte yağ pompası vesaire prizleri çevirmeye çalışıyor. Bu volant, şöyle görmüş olduğunuz kütleli volant, bozuk olduğu için her marşa bastığımızda ya şanzıman dönmüyor, dönemiyor. Bu şekilde de motor rahat dönemiyor. İster istemez taka 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 bir ses yapıyor. Bu sesin sonucunda da burada bir böyle bir kütür 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 vurmalar oluyor. Vibrasyon oluyor ve motor bazen çalışmıyor. Bazen de çok uzun marşların sonucunda inanılmaz seslerle bu motor çalışıyor. Buraya kadar her şeyi anladık. Bazen de şöyle bir şey başımıza gelebiliyor. Bunlar taze bilgiler, kullanıcıları ilgilendiren bilgiler, gerçekten önemli bilgiler arkadaşlar. Tecrübe edinmeden kazanılmayacak bir bilgidir bu. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradan marşlaması vurdu, buradan da kütleli volant dedik ya, hani kaldı ya da vurdu. Eğer şanzıman içinde sıkışırsa, bu kütleli volant andinden fazla burada oynarsa, bu sefer o kütür kütür marşa bastığımız ses var ya, bu da ister istemez motorun dönmesine engel olacak. Hem marş vuracak hem bu engelleyecek derken ikili bir kuvvet oluşacak bunda. Marşa bastığınız esnada. Bu da ister istemez volantınıza, yani arka tarafta volantınızın arka kısmından granga giden bölümde, bakın bakın şuralar volanta bağlı. Şurayı kopartır arkadaşlar. Bu arka kısmı kopartır. Ne olur bu sefer? Balta keser buradan. Grangdan balta keser. Bundan için ne oluyor biliyor musunuz motor?
Yani volantım ses yapıyor, ne alaka ben motor yiyeceğim diyenler için umarım açıklamalı bir video olmuştur. Şimdi üçlü komboyu da anlatacağım sizlere. Bu yüzden kütleli volant önemli. Bu volant da yeni değişmiş arkadaşlar. Hangi mal takılmış, kutunun içinde ne vardı, revizyonlu mu takılmış vesaire, bununla alakalı kesinlikle kimse yorum yapamaz. Buna ben dahil. Fakat gördüğünüz üzere volant çiçek gibi yeni gibi duruyor. Ama marşa bastığımızda gördüğünüz üzere ses yapıyor. Şimdi biz oynar göbek volantımızın bozulmaya yaklaştığını nasıl anlarız? Bir bu ses var, bir de farklı bir belirti var. Bunu da sizinle paylaşayım. Şimdi dedim ya, marşa bastık, dönmeye başladı. Bu kütleli volant içeride böyle lakır 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 oynuyor ya. Bu motor kulakları sayesinde kupanın direksiyonu tuttunuz, şöyle direksiyon titriyor. Ya da kupa tuttunuz, kupa titremeye başlıyor. Eğer rolantide bıraktığınız aracınız kupada titriyorsa bunun volant olma ihtimali yüksek. Bakın ihtimal diyorum çünkü motor kulakları da böyle bir arıza yapabilir. Hem ses geliyor hem titreme varsa volantınızın bozuk olma ihtimali yüksek. Ben burada kullanıcılara şunu demek istiyorum. Yani bu volant arkadaşlar bozuksa kesinlikle bunu değiştirin. Çünkü motor piston kolu çıkartmaya kadar gidebiliyor. Piston kolunu dahi kırabiliyor. Bloğun kenarına selamun aleyküm diyebiliyor. Bir de burada ustalar beni eğer takip ediyor, izliyorsa, bu tür bir aracınız varsa, eğer size de gelmiş olan bir aracınız varsa çok fazla marşa basmamaya, bir an önce söküp volantı değiştirmeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü her marş esnasında ister istemez bu sesten dolayı ve kütleli volantın oynamasından dolayı motora zarar verme ihtimaliniz var. Kesin verirsiniz demiyorum ama başına gelenler var. Bu şekilde siz de handikap olmayın. Şimdi diğer bir seçenek de ne? Biz şimdi bunu böyle zorladık, çalıştırdık ya, marşa basıyoruz. Bu şanzıman bunu tutuyor her seferinde. Ne oluyor? Bu sefer marş ve şanzıman vurduğu için marş dişlilerine de, hemen şöyle göstereyim, marş dişlilerine de veya içindeki mekanizmaya da arkadaşlar zede vermiş oluyoruz. Üçlü kombonun biri bu. Biri bu, biri de bu. Bu sefer ne oluyor? Marş basma esnasında bu da aşırı yük aldığı için bunu da kontrol ettirmek zorundasınız. Yani volantı söktüm, değiştirdim, marş numarasına bakmadım, taktım, marş numarası düzgün ateşlemiyor, dışarı geri ileri levyesi çalışmıyor, marş numarası çalışmıyor, yeni 0 kilometre taktığınız volantı bozma sebebidir bu. Bunu söyleyeyim. Bu sebeplerden biri de bu. Keza volantı değiştirdiniz, aynı devam ediyor. Bu gördüğünüz malzemede düzgün basmıyorsa tekrar motor düzgün dönemeyecek. İster isterseniz kütleli volanta da düzgün bir verimli bir dönüş mekanik enerjiyi sağlayamayacağı için, yani dönüşü sağlayamayacağı için tekrar motora bu saydığımız olası ihtimalli zararlardan birini verebilir. Diğer bir seçenek de ne? Onu göstermeyeceğim çünkü üzerinde marka var. Marka olan şeyleri çok fazla göstermek istemiyorum çünkü kullandığımız bir marka değil. Belki aranızda kullanmak isteyenler vardır. Yanlışlıkla da yönlendirme olmasın. Ha, kullanmadık mı? Kullanırız belki. Elimize verseler kullanırız ama yani kullanmadığım malzemeyi de sizlere burada göstermek istemiyorum. Reklama girmek istemiyorum. Akü. Akü ne alaka diyeceksiniz. Akü ilk marş esnasında bir amper uygulaması gerekiyor ya buna. Siz her seferinde bir 4 yıllık akü, 2 yıllık akü, 3 yıllık akü kullanıyorsanız eğer ve bugüne kadar hiç değiştirmediyseniz bu aküyü, ister istemez akünüzde marşa basarken düzgün bir şekilde dışarı çıkıp da bunu çeviremediyse, yani düzgün bir marş olmadıysa, 1.9 bir motor bu arkadaşlar, yani 1.9 dizel gerçekten basınçla çalışan bir motor, yüksek motorlarda genelde başımıza gelir bu, 2000 TDI vesaire, marşa bastınız, tık 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 tık, akü yetersiz kaldığı için de bu sesi duyabilirsiniz. O yüzden biz üçlü komba diyoruz. Yani eğer volant bozuksa marş dinamosu ve akü mutlaka kontrol edilmeli. Volant bozuksa ha şunu da yapabilirsiniz. Akünüz bugüne kadar tak 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 birkaç kere yapmıştır, bitmeye yaklaşmıştır. Akünün değişimi gerekiyor. İlk önce aküyü değiştirip volant sesinden kurtulabilirsiniz belki. Belki o da bir ihtimal. Hani bitik aküyle aracı kullanırsanız bu da volantı bozacaktır. Bununla birlikte marş dinamosunu da bozacaktır. Bunun da bilgisini verelim. Ama varsa bir ses, aküyü değiştirin. Aküde bir sorun varsa ilk önce ilk etapta onu deneyin. Bu benim deneyimlediğim şeylerden biri. İlk etapta zaten akü değişecekse değişip deneyebilirsiniz. Baktınız ki düzelmiyor, şanzıma sökülüp volant değişime gidilecek. Volant değişim yapılırken de, bu kadar açılmışken de marş dinamosu mutlaka revize edilmeli. Elden geçmeli, bakılmalı herhangi problem var mı yok mu diye.
Şimdi böyle düz görüyor, dümdüz görünüyor. Bakın şöyle yaptığım zaman da zaten civataları kayık. Bunu hangi ustamıza gösterseniz size der ki bozuk. Ciddi anlamda da bir ses zaten var. Evet, buranın bilyasını değiştirmişler. Bakın şöyle göstereyim. Çakmışlar. Gayet güzel. Toplamışlar. Yeni de toplamışlar ama ne yazık ki böyle bir problem çıktı. Çıkmaz diye bir şey yok. Değişimini yapalım. Şanzımanı toplayalım. Marşa bakalım. Basalım. Bakalım. Yani çekerken biraz dilimiz dönmeyebiliyor. Marşa basalım. Bakalım bu ses gerçekten gitmiş mi? Bu arızalar benim için önemliydi. Anlatmam da gerekiyordu. Ya dilerseniz usta sen tazele çek bunu, sökme videoları, takma videoları vesaire. Bunları da elimizin girdiği kamerayı sokabileceğimiz bütün her yerin çekimini sizlere zaten yaptığımızı düşünüyorum artık. Onu da sizler yorumlarda kendi görüşlerinizi de belirtirsiniz deyip. Düşünüyoruz değil, yapıyoruz abi zaten. Ha, yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Evet, dilimiz dönmüyor çünkü. Cengiz baba ya, biraz yardımcı ol bize, gözünü seveyim. Geçen de bir videoda sana bağırmışım herhalde. Geldin bana böyle böyle yaptın ya. Sen ondan alındın mı? Bağırma. Ne zaman? Oğlum geçen videoda geldin benden bir şey istiyordun da ben sana dedim ki dur dedim. Ha? Devamki hareketin zaten usta. Ne? Ne alınması? Devamki. Devamlı yapıyorsun sen onu. Biz de burada böyle arkadaşlar. Burası. Şey bizim burada. Biz burada hepimiz aileyiz. Aile içi çalışıyoruz değil mi? Aynen öyle. O zaman yani çırak usta muamelesi yok yani burada. Diyorsun. Tabii ki de. Şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten Cengiz de zaten burada videolarda çıkıyor. Biz eleman yetiştiremiyoruz. Cengiz de bunu görüyor. Geleceğiniz bu adamın ellerinde, öyle söyleyeyim. Biz de elimizden geldiği. Ben yapacağım abi. Umarım sizlerin arasında gençler vardır bu işe yönelecek olanlar. Kesinlikle bu işler bitmez. Yani mekanik hiçbir zaman ölmez. Bunu sakın unutmayın. Aman öyle işler bitecek, elektriğe döneceğiz vesaire. Böyle bir düşünceniz olmasın. Varsa bir düşünceniz, mutlaka bir sanayiye gidin. Bir ustanın yanına selamun aleyküm. Ben senin yanında çalışmak istiyorum deyin. O eminim ki bütün bildiklerini size paylaşacaktır arkadaşlar. Neyse, Cengiz usta bunu topladıktan sonra çağır benim marşına bakalım. Tamam. Tamam usta. Tamam. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, volantımızı değiştirdik. Asıl olması gereken volantı değiştirdik. Aynı zamanda marşının usta arkadaşlar revizeye gitti. Hemen şimdi size sıcağı sıcağına marşa basalım. Bir önceki sesle şimdiki arasındaki farkı gösterelim. Abi çalıştırabilir misin? Üst evet abi. Çalıştır abi. Şu anda gördüğünüz için volantta herhangi bir sallama, ses, bunların hiçbiri yok. Yeni volantı taktık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Verdiğim bilgiler gerçekten benim için değerli. Sizler için de umarım değerlidir. Varsa böyle probleminiz kesinlikle hafife almayın. Motorunuzdan da olmayın. Düşük masraflar. Nasıldı benim lafım? Bunu yorumlara yazın. Hani küçük arızalar büyük masraflara yol açmasın. Paralarınız cebinizde kalsın arkadaşlar.